Oo, bakıyorum da keyfin yerinde. Bugün bir ara okula gidip belgini aldığım küpeleri vereceğim. Umarım beğenir. Beğenir. Sen ne yaptın? Evde durumlar nasıl? Ya kafam karmakarışık. Babam evlen diye tutturdu. Çocukların da bir anneye ihtiyaçları olduğu kesin. Beklediğin kabahat zaten. Ama sen karar veremiyorsun oğlum. Evliliğe değil mi? Hayır. Kiminle evleneceğine. Ya Volkan, bu konuda kesinlikle beni suçlama. Ben Nana ile evlenmek istedim. Onu çok sevdiğimi biliyorsun. Ama beni geri çevirdi. Ne yapabilirim? Onu zorlayamam ya. Tabii. Hem çocukların bakıcısı olduğu için bu hiç uygun olmaz. Bence de. Ona olan aşkımı kalbime gömüp Simge'ye evlenme teklif etmeyi düşünüyorum. Ama emin değilim. Ya ne bileyim, birkaç gündür çocuklarla arası çok iyi. Hem Nana gibi inatçı değil. Beni de seviyor. Of, bilmiyorum Volkan. Sevdiğin başka, sevenin başka. Hı. Şoker'in yüzüne bakın. Aa, sanki düzeliyorlar. Acele etme Kulina. Emin olmak için biraz daha bekle. Kulina. Arkadaşlarım iyileşiyorlar mı? Bekleyip göreceğiz Nana. Kulina. Nasılım? Hala 70 mi gösteriyorum ha? Yo, hayır. Hiç de değil. Bana bak. Teyzen tam gitti burada olacak değil mi? Hı-hı. Olacak. Tabii. Olacak. Güzel. Geç kalmayı hiç sevmem. Nana bak. Sen istedin diye ona teklif ettim. Ama beni yarı yolda bırakırsa çok kötü olur. Yok canım. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Gelir o, gelir. Kulina. Efendim Nana. Karantina yüzünden Tayfun Bey'le yemeğe gidemeyecek misin yoksa? Bilmiyorum Nana. İksirin işe yarayıp yaramadığını tam bilmiyoruz. Ama oyuncakların bu haldeyken Tayfun Bey'le yemek yemeyi düşünemem. Sen nasıl düşünebiliyorsun? Şaşıyorum sana. Neden herkes beni yanlış anlıyor? Saat tam 8'de oradayız. Kiminle mi? Sorduğun soruya bak. Denizci adam yanında güzel bir kadın olmadan hiç dışarı çıkar mı? Ha? Tamam oldu. Tamam, görüşürüz. Nana, şu teyzenin telefonunu bir versene. İşimi sağlama almak istiyorum. Saat tam 7'de burada olmalı. Teyzem kuaförde şimdi. Cep telefonu da kullanmıyor. Hiç şaşırmadım. Garip kadının tiki zaten. Hı-hı. Değil mi? Sabret biraz Kulina. İşe yarayacaktır, bak gör. Kuyruklu yıldız ya bu işi çözemezse başka hiçbir iksir çözemez. Hadi ama. Dünyada saat kaç oldu acaba? Akşamki yemeği unutsam iyi olacak. Nana da soğuk durumda kalacak ama ne yapayım? Oyuncaklarım her şeyden önemli. Of. Tayfun Bey'e ne diyeceğim ben şimdi? Vakit de geldi. Kulina da ne yapsın tabii? Bana bak Nana. Eğer teyzen 10 dakika içinde burada olmazsa yandığın demektir ona göre. Zaten o kadar ta baştan güvenmemeliydim ben. Nana, seni zor durumda bıraktım biliyorum. Ama baksana oyuncaklarımın haline. Beni idare et, gelemem. Anlıyorum Kulina. Anlıyorum. O
Of of! Nasıl güvendim o çatlak kadına? Geldim mi yoksa? Siz miydiniz? Buyurun bakalım. Oo, bu ne şıklık böyle? Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Eğer kulübe gelmezse şu kızını alıp gitsem. Yok canım, yanıma hiç yakışmıyor. Bir şey mi vardı? Yok. Yok bunun. Nana nerede? Ben ona yardım edeyim. İçeride, mutfakta. Teşekkürler. Geç bakalım Volkan. Hadi geçelim bakalım. Nasıl bakalım? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım. Happy ol, happy ol. Nana. Belgin. Caniko. Sana yardım edeyim diye erken geldim. Sağ ol canım. Ne demek Caniko? Ay, biliyor musun? Volkan bugün bana bir sürpriz yapacakmış. Meraktan çatlayacağım vallahi. Ay, belki de evlenme teklif edecek, ne dersin? Umarım. Nana, senin neyin var? Hiç. Ama kırılırım bak. Söyle, biz seninle arkadaş değil miyiz? Aramızda kalacak söz. Hakan. Ne olmuş Hakan'a? Ya, Simge evlenme teklif edecek. Değil mi? Ay bak, buna inanmam işte. Ben de inanmak istemiyorum ama edecek. Nana. Neden onun evlilik teklifini kabul etmedin zamanında? Onu deliler gibi sevdiğin ortada. Neden reddettin onu? Bunun nedenini sorma Belgin. Gerçekten açıklayamam. Tamam Canikom, üzerine gelmeyeceğim. Ay, inanır mısın Nana? Bana bir kere bile evlilik teklif eden olmadı. Etseler de ben de reddetmenin zevkini yaşasam. Ama Hakan çocukların bir anneye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Simge de yıllardır yakasında. Ay, Simge ile evlenirlerse ne yapacaksın peki? Ne mi yapacağım? Uzaklara gideceğim.